Türkçe kitabımızın 96. sayfasındayız. Metnimizin adı Bak Postacı Geliyor, Selam Veriyor. Dinleme metni. Dinleyeceğiniz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not alınız. Metnimizi dinleyelim. Bak Postacı Geliyor, Selam Veriyor. Şu tekerlemeyi biliyor musun? Bak, postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Artık sevdiklerimizle iletişim kurmak çok daha kolay olsa da, bir zamanlar insanlar günler, haftalar, bazen aylar boyunca postacının sevdiklerinden getireceği haberleri bekliyorlarmış. Bu yüzden şimdikinden çok daha özel ve değerliymiş. Oysa biliyor musun, haftalar boyu beklenen mektuplardan çok daha öncesi var. İnsanlar var olduklarından beri uzaktakilerle iletişimin çeşitli yollarını aramış, bulmuş. Yazı yokken ne vardı? Şimdi hayal et. Yazının henüz icadı olmadığı zamanlarda yaşıyorsun. Senden kilometrelerce ötedeki biriyle iletişim kurman gerekiyor. Ne yaparsın? Düşün azıcık öyle hemen pes etme. Bağırırsın değil mi? Peki ya karşındaki sesinin ulaşamayacağı kadar uzaktaysa ya da söyleyeceklerini başkalarının duymasını istemiyorsan? O zaman mesela bir davula vurarak ses çıkarabilirsin. Evet, Afrikalılar da böyle düşünmüş ve davulla haberleşmeyi seçmiş. Davula farklı şekillerde vurarak başka başka şeyler anlatıyorlarmış. Hatta davulcudan davulcuya iletilen haberler sonuçta çok daha uzak mesafelere ulaşabiliyormuş. Peki ya dumanla haberleşmeyi duymuş muydun? Kızıl derililer ateşin üzerinde bir örtü sallayarak dumana çeşitli şekiller verir. Bu sayede de uzaktakilere farklı mesajlar iletebilirlermiş. Haber güvercinim. Yazı bulunduktan sonra ne mi oldu? Artık insanlar haberleşmek için birbirlerine notlar veya mektuplar yazmaya başladılar. Ama bu mektupları iletmek istedikleri kişilere nasıl ulaştıracaklardı? İşte bu noktada devreye haberciler yani ulaklar girdi. Ulaklar o zamanlar çok özel muamele görürdü. Atla, deveyle veya yürüyerek önemli mektupları yerine iletmeleri gerekiyordu. Bu bazen haftalar hatta aylar sürüyordu. Bu yüzden ulaklar konakladıkları yerlerde ücretsiz kalıyor. Herkes tarafından büyük saygıyla karşılanıyordu. Gittikleri yerlerde ise mektubun cevabını alarak yeniden yurtlarına dönüyorlardı. Peki güvercinlerin mektup taşıdıklarını duymuş muydun daha önce? Evet. Sahiden doğru söylüyorum. Bu iş için özel olarak eğitilen posta güvercinleri tıpkı ulaklar gibi çok ağır olmayan mektupları bir yerden başka bir yere taşımakla görevlendiriliyorlardı. Bazen garanti olması için aynı metin ikinci bir güvercinle gönderilir. Güvercinlerin karnı tam doymamışken ve hava yağmurluyken mektup gönderilmezdi. Noktalar ve çizgiler. Telgrafı duydun mu daha önce? Bu cihaz elektrik yardımıyla iletişim sağlayan ilk alet. Telgraf çekmek için belli merkezler vardır. Buralardaki mesajlar nokta ve çizgilerden oluşan Morse alfabesi yoluyla diğer merkezlere iletilir. Fakat mesajların kısa olması gerekir. Yani telgraf çekmek günümüzde kısa mesaj yollamak gibi bir şey. En kısa ve net biçimde söylemek istediğini karşı tarafa iletmen gerekiyor. Biliyor musun günümüzde hala PTT yoluyla telgraf göndermek mümkün. Tabi şimdi telgraflar internet aracılığıyla gönderiliyor. Bir de noktalar ve çizgiler yerine alfabemizdeki harfler kullanılıyor. Kısa mesaj kadar hızlı, mektup gibi özenli. Günümüzde en yaygın yazılı iletişim araçlarından biri şüphesiz elektronik posta yani e-posta göndermek. Elektronik posta yollarken tıpkı mektup yazar gibi selam cümlesi kullanıp ardından derdini anlatabilir ve veda sözleriyle mektubunu tamamlayabilirsin. Elektronik posta tıpkı mektup gibi ama ondan çok daha hızlı. Saniyeler içinde alıcıya ulaşan elektronik postalara bilgisayarımızdan dosya veya resim ekleyebilir. Onları dilediğimiz kadar çok kişiye aynı anda iletebilir. Tıpkı apartmanlardaki posta kutuları gibi elektronik posta kutumuzu da dilediğimizce temizleyip eski mektuplarımıza yeniden ulaşabiliriz. 160 karakterlik mektup İlk zamanlarda taşınabilir telefonlardan yalnızca arama yapılabiliyordu. Sonra ise kısa mesaj yoluyla iletişim başladı. İnsanlar 160 karakter kullanarak anlatmak istediklerini ellerindeki telefonla bir diğer kişiye iletebiliyordu. Şimdilerde akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma uygulamaları olduğu için kısa mesaj pek tercih edilmese de hala hızlı ve pratik bir iletişim yolu. Günümüzde uzaktaki sevdiklerimizle iletişim kurmak çok daha kolaylaştı. Artık sadece yazışarak veya sesli bir şekilde değil, görüntülü olarak da sevdiklerimizle iletişim kurabiliyoruz. Mektup yazıp yazdığımız mektubun cevabını heyecanla beklediğimiz günler çok eskilerde kaldı. Ama yavaş şekilde iletişim kurmanın da tadı bir başka doğrusu. Sevdiğin ama uzaktaki bir arkadaşına mektup yazmayı, ona kartpostal yollamayı Belki de telgraf çekmeyi denemeye ne dersin? Yavaş olan mı yoksa hızlı olan mı daha zevkli? Hadi buna sen karar ver. Gökçe Özder Birinci etkinlik, metni dinlerken not aldığınız kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Evet ben birkaç kelime yazıyorum. Siz farklı kelimeler yazabilirsiniz. Anlamını bilmediğiniz kelimeler olması gerekir ve tahmininizi yazmanız gerekir. Ben buraya gerçek anlamlarını yazıyorum. Sizin yazdığınız kelimeler çıkarsa buradan kontrol edebilirsiniz. İletişim, kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, var olmak, bulunmak, icat, buluş, Haberleşmek, karşılıklı olarak haber alıp vermek, birbirine bildirmek, mesafe, uzaklık ara, ulak, haber götüren kimse, haberci, muamele, tutum, davranma, davranış, konaklamak, yolculuk sırasında bir yerde durup geceyi geçirmek, özenli, özenerek yapılmış olan iş. İkinci etkinlik haberleşme araçlarındaki gelişmelerle ilgili görüşlerinizi dinlediğiniz metinde anlatılanlarla ilişkilendirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet bu sınıfta yapılacak bir etkinlik. Üçüncü etkinlik aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. İnsanlar yazı icat edilmeden önce nasıl haberleşiyorlardı anlatınız. Yazı icat edilmeden önce insanlar davulla ve duman yoluyla haberleşiyorlardı. Posta güvercinleri ile mektup göndermeden önce nelere dikkat edilirdi? Güvercinlerin karnının doyurulmalı veya hava yağmurlu değilse gönderilmelidir. Mektup ile elektronik posta arasında hangi benzerlik ve farklılıklar vardır? Açıklayınız. Her ikisine de selam ifadesiyle başlanır. İkisinde de düşünceler ifade edilir. Elektronik postayla daha kısa sürede iletişim kurulurken mektupla iletişim kurmak biraz zaman alır. Sizce mektup yazıp cevabını heyecanla beklemek mi yoksa kısa mesajlarla hızlı iletişim kurmak mı daha zevkli olur? Tartışınız. Bence mektup yazıp cevabı beklemek daha heyecanlıdır. Farklı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Günümüzdeki gelişmiş haberleşme teknolojisi eğitimde etkin olarak nasıl kullanılabilir? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Eğitime yönelik çeşitli konferanslar, toplantılar yapılıp canlı yayınlarla öğrencilerle bir araya gelinir, bilgiler paylaşılır. Bu sayede haberleşme teknolojisi eğitimde etkin olarak kullanılmış olur. Dördüncü etkinlik, metinden hareketle geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçlarını yazınız. Yazı icat edilmeden önce davul ve duma kullanılmış. Yazı icat edildikten sonra posta güvercinleri, ulaklar ve telgraf kullanılmaya başlanmış. Günümüzde ise e-posta, kısa mesaj, telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar kullanılmakta. Beşinci etkinlik, arkadaşlarınızdan birine elektronik posta yazınız. Postanızda teknoloji bağımlılığı metninde başlattığınız kampanya ile ilgili bilgiler veriniz. Kime? Aylin Demir etotmail.com bilgi bilgilendirme konu teknoloji bağımlılığı sevgili Aylin biz sınıfça teknoloji bağımlılığı ile mücadele için telefona değil hayata dokunatlı bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya ile insanların telefonla geçirdiği zamanı azaltmaya başlıyoruz. Sen de bizim kampanyamızla ilgili sınıfındaki arkadaşlarını bilgilendirirsen mutlu olurum. Sevgilerimle Zamazingo. Aşağıdaki metinde Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki telefon konuşması yer almaktadır. Konuşma metnini okurken boş bırakılan yerleri metnin anlam akışına ve bütünlüğüne uygun şekilde tamamlayınız. Metinde geçen tutarsızlığı bulup etkinliğin B bölümüne yazınız. Müşteri temsilcisi: İnternet hizmetleri çağrı merkezine hoş geldiniz. İsmim Çağla. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Nasıl yardımcı olabilirim? Hakan Bey: İyi günler Çağla Hanım. İnternete bağlanmakta sıkıntı yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Müşteri temsilcisi: size hitap etmek için isminizi öğrenebilir miyim? Hakan Bey, ismim Hakan Çalışkan. Müşteri temsilcisi, hangi şehirden arıyorsunuz? Hakan Bey, Ankara'dan arıyorum. Müşteri temsilcisi, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim efendim. Ne kadar süredir bağlantı sorunu yaşıyorsunuz? Hakan Bey, iki haftadır bağlantıda sorun yaşıyorum. Müşteri temsilcisi, bu iki haftalık sürede sorununuzun giderilmesi için girişimde bulundunuz mu? Hakan Bey, evet bulundum efendim ama sorun bir türlü çözülmedi. Müşteri temsilcisi, ben size teknik ekibimizi yönlendireceğim. Bugün öğleden sonra evinize gelip sorununuzla ilgilenecekler Hakan Bey. Hakan Bey, tamam öğleden sonra bekliyorum. Müşteri temsilcisi, anlaştık Hakan Bey. Ekibimiz sabah 9.30'da gelir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Hakan Bey, ama bugün öğleden sonra ekibin geleceğini söylediniz. Bugün öğleden sonra bekliyorum. Müşteri temsilcisi, iyi günler dilerim Hakan Bey. Metinde geçen tutarsızlık. Müşteri temsilcisi önce teknik ekibin öğleden sonra geleceğini söylüyor. Sonra ise sabah 9.30'da gelecekler diyor. Bu bir tutarsızlık. Aşağıdaki formu doldurarak Hakan Bey ve müşteri temsilcisi arasındaki görüşmeyi değerlendiriniz. Form üzerindeki işaretlemelerinizi çarpı işaretiyle yapınız. Hakan Bey yaşadığı sorunu açık bir şekilde anlatabilmiştir. Katılıyorum. Çağla Hanım Hakan Bey'in yaşadığı sorunu tam olarak anlayabilmiştir. Katılıyorum. Çağla Hanım ve Hakan Bey nezaket kurallarına uygun şekilde davranmışlardır. Katılıyorum. Çağla sorunu çözmek amacıyla gerekli yönlendirmeyi yapmıştır. Buna katılmıyorum çünkü tutarsız davrandı. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki metinde geçen zamirleri bularak bunları birer cümlede kullanınız. Metni okuyalım. Bilgisayar ve internet. Son yıllarda bilgisayar ve internet kullanımı baş döndürücü bir hızla artmakta. Çocuk vergenler ve bunları en çok kullanan yaş grupları olarak göze çarpmaktadır. Çocuk ve ergenleri bu teknolojilerle buluşturma zamanı, süresi ve biçimi konusunda herkes farklı görüşe sahiptir. Aslında kullanım biçimimize göre bu teknolojilerin olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurması bizim elimizdedir. Yavuz Akbulut evet, Bunları herkes, bu bizim. Bunları nereden buldun? Bu benim. Herkes senin gibi düşünmek zorunda değil bizim için önemli olan hoşgörülü olması. 8. etkinlik, aşağıdaki metni okuyarak etkinliği tamamlayınız. İnternet tasarımcısı olan Ziya Yılmaz iki firmaya iş başvurusunda bulunmuş ve bu iki firmadan aşağıdaki e-postaları almıştır. İki firmadan da işe kabul edildiğini öğrenen Ziya Yılmaz bu işlerden birini tercih etmek durumundadır. Firmalardan Ziya Bey'e gönderilen e-postaları inceleyiniz. Bu e-postalardan hareketle kendinizi Ziya Bey'in yerine koyarak hangi işi kabul edeceğinizi nedenleriyle birlikte yazınız. Birinci firmanın cevap mektubu Sayın Ziya Yılmaz Firmamıza yaptığınız iş başvurunuz incelenmiş ve kabul edilmiştir. İş başvurunuzda verdiğiniz bilgiler sizinle çalışmamız için yeterli bulunmuştur. Sizin için düşündüğümüz görevin ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Göreviniz internet sayfası tasarımcısı. Görevinizin içeriği ticari firmaların internet sayfalarının tasarımını yapmak ve pazarlamak. Haftalık çalışma günleriniz ve saatleriniz hafta sonları hariç haftanın her günü 8.30 ile 17.30 arası. Yıllık izin hakkınız 30 gün. Aylık kazancınız 5500 TL. Saygılarımızla. İkinci firmanın cevap mektubu. Sayın Ziya Yılmaz, iş başvurunuzu inceledik. Bize gönderdiğiniz tasarım çalışmalarınız çok güzel ve heyecan verici. Sizi de aramızda görmek istiyor ve bunun için sabırsızlanıyoruz. Biz toplum yararına çalışan bazı derneklerin internet sayfası ve broşür tasarımlarını yapıyoruz. İş yoğunluğuna bağlı olarak bazen haftanın her günü çalışmamız gerekebiliyor. Ama bazen de iki ay boyunca hiç sipariş almıyoruz ve çalışanlarımızın evlerinde kalmalarına izin veriyoruz. Biz bu çalışma sistemine esnek mesai diyoruz. Bizimle çalışmayı kabul ettiğiniz takdirde size aylık 3000 TL maaş ödemeyi düşünüyoruz. Cevabınızı bekler, iyi günler dileriz. Ziya Bey'in yerinde ben olsaydım birinci firmadaki işi kabul ederdim. Çünkü mailde ne iş yapılacağı, haftalık çalışma saatleri, yıllık izin hakkı ve aylık kazancı net bir şekilde açıklanmıştır. Diğer firmada ise hiçbir şey net olarak belli değildir. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.